İstemenin Esrarı. Hazırlayan ve sunan Muhammed Bozdağ. Teknik yapım Oktay Coşkun. Değerli dostlar, insanı gerçek mutluluğa taşıyacak istekler, ölümü dikkate alarak oluşturulan isteklerdir. Öyle istekler belirlemeliyiz ki, ölüm geldiğinde veya ölümü hatırladığımızda cehenneme dönüşmesinler. Ölüm bilgisiyle birlikte acı verici hale gelmesinler. Ölümden gafil, sonsuza dek dünyada yaşayacağımız zannından hareketle ürettiğimiz istekler, bencil isteklerdir. Rekabete dayanırlar, diğerlerine rağmendirler, sadece dünyaya odaklıdırlar. Oysa ölüm bir aynadır. Kendini kısa süreli dünya hayatından ibaret sanan insana, sonsuz hayatın ufkunu gösterir. Ölüm bilgisi isteklerimize ruh katar, sonsuzluk katar, onur katar, kapsayıcılık, kucaklayıcılık, fedakarlık, paylaşımcılık kazandırır. Diğer yandan tüm kötü istekler, son tahlilde acı verici olan istekler, ölümü unutan bilinçlerde yer bulabiliyor. Belki ölüm zevkleri tahrip edip acılaştırıyor. Ama sadece dünyaya odaklanan zevkleri tahrip ediyor aslında. Sonsuz hayatı kuşatan istekler, acı verici ve bunaltıcı gibi görünse de, ölüm iksiriyle boyandıklarında birden zevke, heyecana ve mutluluğa kaynaklık etmeye başlıyorlar. Piyangodan gayrimeşru paraları kazanmak ve pervasızca harcamak, dünyaya odaklı bir ruh için zevk verici gibi görünür. Ancak ölüm kendini hatırlattığında, verilecek hesabın büyüklüğü korku üretecektir. Herkes keyif içerisinde eğlenirken, sabahlara kadar kitap okuyup ilim öğrenmek yorucu ve bunaltıcı gibi görünür. Oysa ölüm insana hayatın ötesinde yüzleşeceği karşılıkları hatırlattığında, insan duyduğu coşkunun etkisiyle bir saniye bile duraksamadan çalışmaya devam eder. Şu çirkin isteklerin, ölümlülüklerinden gafil insanlara neler yaptırdığına bir bakar mısınız? Birbirleriyle kıskançlık kavgası yapan kardeşler, ölümlerinin topuklarının ucundan takip ettiğinden habersizdirler. Anne babaların masum çocuklarını sevmeyi unuttukları gün, ölümlülüklerini akıllarından çıkardıkları gündür her zaman. Ölümden gafil olmaları yüzünden kimi zaman bazı memurlar hedefledikleri makamları boşaltabilmek uğrunda hırsa, gıybete ve iftiraya kapılabiliyorlar. Makam istiyorlar ve rakiplerini aşağılamaktan, iftira atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü ölümü unutuyorlar. Saltanat sevdasındaki liderler, ölümden gafil olduklarında entrikalarını cinayetlere kadar vardırabiliyorlar.
şu ölümlülüklerinden habersiz kalplerin isteklerine bakalım. Ev, araba, arazi, mal, mülk peşinden koşarken böyle kalpler bunları hangi hayırlar için kullanacaklarından gafildirler. Aynı şekilde kendimizi ölümsüz sandığımızda değerli saatlerimizi televizyon ekranının karşısında, kahvehanelerde veya uykularda geçirmekte herhangi bir beis görmüyoruz ve rahatsızlık da duymuyoruz. Ve bu yüzden semayı seyredemiyoruz. Kuşların sabahın erken dakikalarında başlayan panayırlarını, güneşin gülüşünü, çiçeklerin dirilişini göremiyoruz, duyamıyoruz, bilemiyoruz. Her şey oluyor. Ve biz ancak olup bittikten, gelip geçtikten sonra haber alabiliyoruz. Ölümsüzlüğüne inanan gafil genç, masum kardeşinin veya annesinin malına, hakkına el koyabiliyor. Onları incitebiliyor, gasp edebiliyor. Gafil genç, babasının malını kendi malı sanabiliyor mesela. Gafil öğrenci, ayakkabısından kalemine kadar her şeyinin, anne babasının kendine cömertçe bağışladıkları alın terleri olduğunu unutuyor. İnsanlar bu hale düştüklerinde evlerinde kendilerine sunulanları şükürsüzce ve minnetsizce kullanmalarının bedelini hayatlarında başarısızlıklarla, vefasızlıklarla, acılarla dolu yıllar yaşayarak ödüyorlar. Şu halde başarısızlığa mahkum edilmekten kurtulmak isteyenler her türlü nankörlüğe savaş açmak zorundadırlar. Aslında doğru, ölüm korkutucudur. Hele ona hazırlıklı olmayanlar için ürkütücüdür. Ancak ölüm, kaçamayacağımız gerçeklerimizden birini oluşturuyor. Üstelik o ötelerdeki yıllarda değil, belki de hemen çok yakınımızda bizi bekliyor. Çok yakınımızda ve biz bilmiyoruz. Sonuçta bizler kendimizi kandırıyoruz ve bizi her an yakalayabilecek ölümden emin olduğumuzu sanıyoruz. Ben düşünüyorum ve düşününce hayatımdan emin olduğum bir dönemde düşündüklerimi hatırlıyorum. Şimdi utanç duyduğum eğlencelerimin içerisinde sorumluluklarımı bilincimden uzaklaştırmaya çabaladığım, birbirini takip eden yıllar yaşamışım. Ruhuma yardım etmeye çırpınan melek bana ölümümü göstererek yaptıklarımın hesabını vereceğimi hatırlatıyordu. Ama ilham ettiklerini ruhumdan kovuyordum. Gözlerimi kapatmaya, kulaklarımı tıkamaya ve bilincimi kör etmeye çabalıyordum. Sonra da İlahi bir yardım beni ölüm korkusuyla kurtarmaya çalışırsa yine de kaçmak için muhtemel ölüm sebeplerini tek tek ele alıyor. Bunlardan herhangi birinin başıma gelme ihtimalinin düşük olduğunu hesaplıyordum. İnsan kendisini kurtarmak için her türlü yardımı gönderen yaratıcısından neden bu kadar pervasızca uzaklaşır? Tüm güzelliklerin kaynağından kaçmak gerçekten çok büyük bir gaflettir.
O günlere geçiyorum yine hafızamı. O günlere gidiyorum. Ölümü hatırlayınca önce kalp krizini düşünürdüm. Acaba bu eğlenceli hayatın tam ortasında bir kalp krizi gelip beni dünyadan alabilir mi? Hayır derdim kendi kendime. Çünkü yaşım genç ve bu kadar genç yaşta kalp krizi olmaz. Ardından depremi hatırlardım. Deprem beni öldüremez. Çünkü yaşadığım şehir deprem kuşağında değil. Hem deprem olsa da evimiz en üst katta zaten. Çökersek de en üstte kalırız, kurtuluruz diye düşünürdüm. Sonra sorardım. Trafikte bir kaza gelir mi başıma? Hayır derdim. Ben çok dikkatliyim. Yola kontrolsüz atlayacak kadar aptal değilim. Oysa yalan bunlar. Şeytanın hileleri ve aldatmaları bunlar. Hiç kimse başını kuma sokarak veya gözlerini kapatarak kendi gerçeğinden kurtulamayacaktır. Olabilir. Kalp krizi olacak kadar, kalp kriziyle yüzleşecek kadar yaşlı değilmişim. Oysa şimdi artık 25 yaşında kalp kriziyle ölen gençler var. Genç olduklarını düşünenler, kendilerinden daha, çok daha genç yüzlerce insanın dünyadan çoktan ayrılışını görmüyorlar mı? Birisi farkında olmadan düştüğü çukurda başını çarptı ve öldü. Birisi hızla geçen bir arabanın altında kaldı. Bir çocuk evde su dolu çamaşır leğeninde boğuldu. Sonra iki genç yağmurlu havada oynamak için bastıkları su göletinde elektrik akımına kurban gittiler. Bir beyefendi berberde boynuna masaj yaptırırken başını aniden çeviren berber yanlışlıkla boynunu kırdı. Bir genç içmek üzere açtığı kola şişesinden giren arı gırtlağını sokunca soluksuz kalarak boğuldu. Yediği küçük bir fındık bir çocuğun soluk borusuna tıkadı ve kurtaramadılar. Dünyanın en süper devletinin başkanının gırtlağına yediği bir kraker kaçtı ve az kalsın soluksuzluktan boğulup ölüyordu. Sonra bir bayan vapurdan tam inerken ayağını kıyıya erken atınca denize düştü ve ezildi. Bir kadın sokakta alışverişe giderken altından geçtiği apartmanın 6. katından atlayan kadın başına düştü. Bir öğrenci asansör boşluğuna düştü. Bir diğeri balkonda dengesini kaybedip yere çakıldı. Serseri bir kurşun penceresinden girdi ve salonda oturan çocuğun alnına isabet etti. Yürüdüğü sokakta bomba patladı ve cesedi savruldu. Arabasına benzin alırken keskin bir nişancının rastgele hedefi oluverdi. Sonra televizyon kanalları yüzünden eşiyle kavga etti ve bir tokatla devrildi. Dünyadan ayrıldı. Bir başkası aldığı alkolün, bir diğeri aldığı uyuşturucunun ölçüsünü kaçırdı ve alış o alış, gidiş o gidiş oldu. Bir diğeri hapşırmamak için kendini tutarken felç oldu ve sonra da hayatını terk etti. Değerli dostlar, gerçeğimizden kaçamayız. Elimizden gelen her tedbiri alabiliriz. Ama hayatımızın sonuna geldiğimizde hiçbir neden bizi kurtaramaz. Ölümün nedeni yoktur. Vakti vardır.
ve vakti geldiğinde kimse bekletilmez. Turgut Özal öldü bu ülkede. Barış Manço öldü. Daha birçok insan bazen birer birer ve bazen felaketlerle veya savaşlarla topluca ayrıldılar aramızdan. Biz hala yaşıyorsak ayrıcalıklı mıyız acaba? Bizim insanlardan farkımız nedir? Eninde sonunda öleceğimiz kesin değil mi? Değerli dostlar, ölüm müthiş bir dönüştürücüdür. Ölüm güneşe bakan bir ayna gibidir. Onu tuttuğumuz her zemini aydınlatır. Her zeminin rengini, görünümünü ve anlamını değiştirir. İnsan hayatta ne ister, nasıl ister ve niçin ister? Ölüm bilgisi, isteklerimizi, isteme biçimimizi ve isteme gerekçelerimizi kökten değiştirecektir. Ölüm kapımızı çaldığında isteklerimiz allak bullak oluyor mu? Ve kalbimiz değişiveriyor mu? İsterseniz şimdi isteklerimizi tek tek hatırlayalım birlikte. Evim olsun, arabam, mutlu bir evliliğim, iki güzel ve akıllı evladım, sağlıklı, zeki ve akıllı yaşayayım, İş yerimde huzurlu olayım ve eserlerim olsun der misiniz? Eğer ölüm bizi bu tür isteklerden vazgeçiriyorsa, isteklerimiz bencildir demektir. Zira ölüm yalnızca bencil istekleri tahrip eder. Ölüm ebedi hayattan gafil kalplerde ameliyat yapar. Uyanık ve terbiye edilmiş ruhlarda değil. Ölüm isteklerimizin kapsamını değiştirir. Evimiz olsun, mutlu birer evliliğimiz, güzel ve akıllı evlatlarımız olsun, sağlıklı, zeki ve akıllı yaşayalım deriz. İsteklerimiz herkesi ve her şeyi kuşatmaya başlar. Rekabet ortadan kalkar. Başkasından üstün ve önemli olma gibi bir arayış anlamını yitirir. Ölüm, dünyaya ait eşyalara kalbimizle bağlanmamızı önler. Ve biz ne istersek aslında sonsuz hayatımız için ister hale geliriz. Eğer yarın öleceğinizi bilseniz de hala elinizdeki fidanı dikmek istersiniz. Zira o sizin sonsuz hayatınızdaki cennet bahçenizin en değerli süslerinden birisi olacaktır. Hala mutlu bir evliliği istersiniz. Çünkü sonsuzlukta buradaki evliliğinizi sürdüreceksiniz. Zeki ve akıllı yaşamak istersiniz. Çünkü bu sayede kavrayıp yaşadıklarınız ebedi hayatınızdaki birikimlerinizin temelini oluşturacaktır. Bu açıdan ölüm bir turnusol kağıdı gibi çalışır. İnsanın isteklerini evrenselleştirir. Kucaklayıcı kılar. Şefkatle, sevgiyle ve fedakarlıkla yoğurur. İnsana sonu gelmez bir çalışma arzusu ve enerjisi kazandırır. Şu halde değerli dostlar, kabul edilecek arzular geliştirmek istiyor musunuz? Arzularınızın sizi mutsuzluğa değil, mutluluğa taşımasını arzuluyor musunuz? O zaman bütün isteklerinizi ölümlülüğünüzle boyamanız gerekiyor. Sabah uyandığınızda arzularınızı hatırlıyor musunuz? Önce
yakın gelecekte dünyadan ayrılacağınızı hatırlayın. Sınavlarınızı, diplomanızı, işinizi, evinizi, evliliğinizi, çocuklarınızı ve eserlerinizi ondan sonra düşünün. Sonra da akşam uyumadan önce yorganınızı başınıza çektiğinizde arzularınız hala kalbinizden geçmeye devam ediyor mu? Önce ölümlü olduğunuzu söyleyin kendinize. Tüm istediklerinizi, tüm sahip olduklarınızla birlikte dünyada bırakıp ayrılacağınızı söyleyin. O zaman sizi terk etmeyenleri istemekten mutluluk duymaya başladığınızı göreceksiniz. Hoşçakalın. İstemenin Esrarı. Hazırlayan ve sunan Muhammed Bozda. Teknik yapım Oktay Coşkun.